sevgili dostlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bir Türk sineması klasiği Tarkan filmi var. Bilmiyorum izlediniz mi? Muhtemelen izlemişsinizdir. Kimsin yiğidim sen diyor. O da diyor ki Hun Türk denildim diyor. Adını bağışla yiğidim diyor. Altar'ın oğlu Tarkan diyor. Herkes Altar'ın oğlu Tarkan mı? Altar'ın oğlu Tarkan mı? Yani orada Oturan köpek bile Altar'ın oğlu Tarkan mı bakışı atıyor. Orada arkada tahta kurusu geçiyor. O bile dönmüş Altar'ın oğlu Tarkan mı falan diyor ya. ha Şimdi Altar'ın oğlu Tarkan repliği Ali Koç için geçerli. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Hatırlarsınız. Geçtiğimiz hafta. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Geçtiğimiz hafta. Futbol takımının yeni hocasının 30 Mayıs 2022 Pazartesi gününe kadar... Açıklayacağını söylemişti. Ben de o gün, daha Ali Koç yayın yapmadan önce, e, önce üyelere dedim pazartesiye kadar açıklanacak diyecek ama açıklama tarihi Bip, dedim. Sonra Ali Koç'un açıklamasından sonra dedim ki Hodri Meydan, Fenerbahçe Başkanı diyor ki pazartesiye kadar açıklayacağız. Ben de Hodri Meydan diyorum. Hani bazen duyumlarıma inanmıyorsunuz, bazen diyorsunuz ya işte sıradan bir öğretmen nasıl bu kadar duyum biliyor diye. Hodri Meydan Pazartesi'den önce açıklanmayacak. Hatta çarşambadan önce açıklanmayacak. 1 Haziran'dan önce. Dedim bakalım. Şu an için. Ekrana yazı gelmesi lazım. Şu an için. Ee, durum bu. Ama bakalım. Mustafa Hoca yine bildi. Ha, MHYB. O muymuş? Ben de Mert Hakan Yandaş bayıldı anladım. Sonra bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Jorge Jesus konusunda. Ben Fenerbahçe'ye bir şey söyleyeyim. Jorge Jesus evet Allah'tan bir mani gelmezse çok çok absürt bir olay yaşanmasa Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ama bundan daha önemli bir şey var. Ya kulübün bir iletişim ortalı. Bakın kulüpteki şu düzensizliğin bitmesi lazım. Bana en çok şey diyorlardı. Ya hocam sen tarih verme. Sen tarih verince duyumun tutmuyor. Şimdi anladınız mı niye tutmuyor? Ulan ben direkt kulüpten alıyorum duyumları. Bak işte kulübün kendi tarihi tutmuyor. Ya yani dördüncü, beşinci kere oldu bu. Ya biraz da bana hak verin arkadaşlar. Hep bana yükleniyorsunuz. Sen düğüm verme, tarih verme. Sen tarih bence tutmuyor. Alın. Son zamanlardaki bütün tarihlerim tutuyor. Çünkü kulüp diyor ki bana pazartesiye kadar açıklanacak. Yaz. Pazartesiden önce açıklanmayacak. Valla benim kendi çapımda stratejim iyi. Ama dediğim gibi zaman veriyorsan, saat veriyorsan, gün veriyorsan bunu tutturmak zorundasın. Yoksa Norveç'ten de Finlandiya'dan da ne bileyim başka Makedonya'dan da tweetler atılır. Umarım herkes anlamıştır. Ha şu bir gerçek. Türkiye'ye kimse gelmek istemiyor. Bütçeler kulüplerin gelirlerini çok çok açtı. Döviz kurundaki dalgalanmalar. Işte Türkiye'nin içinde bulunduğu durum. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum. Financial fair play. Harcama limitleri. Takım limitleri. Yeni geçen spor yasası. Evet. Elini kolunu bağlıyor. Ali Koç olmak da çok zor. Kabul ediyorum. Hani operasyonlar. Lige bakıyorsun. Ben ligdeki şampiyonun hakkıyla şampiyon olduğunu düşünmüyorum. Yani sadece bu sene üzerinde demiyorum. Son bir, birkaç senedir aynı şekilde. Bunların hepsine eyvallah. Hani Fenerbahçe'nin önü kesilmek istiyor. Eyvallah. Fenerbahçe'ye hani Fenerbahçe'nin lehine çalınmayan penaltılar. Rakipler daha onun çeyreği olmadan penaltı alıyorlar. Ayrı bir şey ama Fenerbahçe başkanına da dikkat etmesi lazım. Yani pazartesiye kadar açıklayacağız derken hayır pazartesi değil. 1 Haziran'dan önce açıklanmayacak diyen kişinin kanalındasınız. Hoş geldiniz. Eğer abone olursanız şu sayının da arttığını göreceksiniz. Ailemizin parçası olmaktan da mutluluk ve gurur duyacaksınız inşallah. İkinci haberimiz Burak Kapacak. Son dakika gelişmesi Burak Kapacak'a sürpriz bir talip var arkadaşlar. Burak Kapacak. Sürpriz bir talip. Şimdi Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniye Spor. Fenerbahçe'mizin genç oyuncusu Burak Kapacak için teklif yapma hazırlığında imiş. öyle söylüyor kendileri. Ve İstanbul ekibi hazır İstanbul'a gelmişiz. Lig'e de gelmişiz. 2026'ya kadar Fenerbahçe'de sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kiralamak istiyor. Ee, diyor haberde. Şimdi böyle bir gelişme yaşanabilir. Fakat Bizim tek şartımız oynama garantisi. Bilginiz olsun bu garantiyi veremezlerse bu gerçekleşmez. İkinci son dakikayı da verelim. Mesut Özil kararı Hor Jorge Jesus'un. Ama Mesut'tan ilgili vereceğim son dakika bu değil. Mesut'tan ilgili vereceğim son dakika bu değil. Son dakikayı bir durduralım. Tamam. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz kadro dışı bırakılan iki isimden birisi. Yani Kısmi kadrosu, net kadrosu bırakalım. iki isimden birisi Mesut Özil. Geleceği konusunda da bir sıkıntı var ortada. Tabii bu geleceği konusunda kararda da vereceği öne sürüldü. Ee, hani açıklamadan sonra netlik kazanacak deniliyor. Ali Koç Fenerbahçe için en hayırlısı neyse o olacak demişti hatırlarsanız. ve Geri dönüşüne alakalı da görüş belirtmekten birine bir nevi kaçınmıştı. Çünkü hem Mesut'un sözleşmesi hem Mesut'un inadı hem Mesut'un farklı düşünce yapısı Fenerbahçe'nin elini kolunu bağlıyor. Max Kruse 2 olmasın diye dua edin diye bas bas bağıran adamın kanalındasınız. Yani bazı arkadaşlar Amerika'ya gönderdi. Bilmem Suriye'ye gönderdi. Lübnan'a gönderdi. Bilmem oraya gönderdi. Buraya gönderdi ama sıkıntı. Son dakika şimdi alabilir miyim? Ha. Başakşehir Mesut Özil'i kiralamak istiyor diye bir duyum gördüm Twitter'da. Maaşının da 2,5 milyon euro kadar olan kısmını karşılamaya hazırmış Başakşehir. Evet. Son dakika haberi bu şekilde. 1. Bunun gerçekleşme ihtimali 0. 2. Bunun gerçekleşme ihtimali ikinci kere 0. 3. Diyelim gerçekleşti. Hani iki tane sıfırı geçti gerçekleşti. Adı şike yapıldı olmayacak mı? Emre Belezoğlu Fenerbahçe yaptı olmayacak mı? Görün bakın Başakşehir iki maçta da maç satacak olmayacak mı? Dört. Mesut Özil'i niye alsınlar? Yani ya amaç ne? Beş. Hadi Mesut'u aldılar. Bu parayı neyle karşılayacaklar? Hocam devlet öder. Ya arkadaşlar saçma sapan konuşmayın ya. Ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Bilginiz olsun. Yani elimde doğru olduğuna dair bir argüman yok daha doğrusu. Fenerbahçe'ye Portekiz'den yeni orta saha. Portekiz'den. Allah Allah. Sezon başında Portekiz'den transfer edilen Miguel Crespo. Hani tuk tuk tuk. Karpuz iyi çıktı. Bir daha hep bu karpuzcudan alalım. Yapıyoruz ya. Bilmiyorum ben yapıyorum en azından. Siz aynısını yapıyor musunuz? Karpuzcuya gidiyorsun. Veriyor. Böyle ne yapıyor. Böyle vuruyor. Böyle bir sesler geliyor. Böyle şöyle bak. Diye. Sonra diyorsun ki yok. Şöyle yapıyor. Vuruyor. Hah. Diyorsun, tamam. Doğru sesi buldum diyorsun. Bir daha bu karpuzcudan alalım diyorsun. Şimdi bize de Crespo'yu aldık ya. Portekiz'di ya. Estoril'den aldık ya. Estoril'in bütün karpuzları iyi çıkar diye. Başka bir Portekiz'de olan ismi gündem almış. Diogo Pinto. Oho Diogo Pinto. Bak bilmeyenler için söylüyorum. Yeryüzünde gördüğünüz görebileceğiniz en yetenekli futbolculardan birisidir. Diogo Pinto. Tabi. Biz mesela küçükken uyuyamazdık falan. Büyüklerimiz derdi ki oğlum uyu büyüyünce sen de bir Diego Pinto olacaksın derdi. Biz derdik ki Diego Pinto kim daha dünyaya gelmedi derdik. Sen bilmiyorsun 29 Haziran 99'da dünyaya gelecek falan derlerdi. Tabii cahilsiniz arkadaşlar siz de yani hiçbir şeyi bilmiyorsunuz konuşuyorsunuz. Asafisosunuz ya. Nasıl bilmiyorsunuz ya Pinto'yu nasıl bilmiyorsunuz ya. Neyse ya. Cahilinize vereyim hadi. Transferde bir yandan yıldız isimlere yoğunlaşan Fenerbahçe bir yandan da maliyeti düşük ancak potansiyeli genç isimler arıyor. Sezon başında transfer edilen Crespo'dan beklentilerin çok üstünde verim alan Sarı rotasını yeniden Portekiz'e çevirdi. Çok güçlü bir 8 numara. Alınan bilgilere göre yönetim Portekiz 2. liginde Estrela'da forma giyen Diogo Pinto'yu gözüne kestirdi. Her konuda anlaşma sağlanan teknik direktörü Jorge Jesus'un da 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için çok olumlu bir rapor verdiği Resmi girişimlerin başladığı öğrenildi. Şimdi bu haberin palavralığı nereden çıkıyor? Ben size şöyle anlatayım. Ben dünya cümle bir teknik direktör olacağım. Gideceğim takım bana diyecek ki senin milliyetinin olduğu yerde hani mesela mesela şöyle söyleyeyim bana. Bir arkadaş çıkacak diyecek ki bana mesela hocam Kayseri'nin merkezinde bir yer varmış gittin mi? Ben de diyeceğim ki ya öyle bir yer yok ki. Arkadaş diyecek ki nasıl bilmiyorsun ya. Çok cahilsin. Bu böyle bir şey. Adamın e, Portekiz'de Portekizli adamın kendi liginin ikinci ligindeki futbolcuyu bir scoutluk yapıp adama sunacağız. Adam da diyecek ki olabilir. Neyse 8 numara pozisyonda oynamasına rağmen geçtiğimiz sezon Estrella formasıyla 34 maçta 14 gol atmış ve piyasa değeri sadece 400 bin euro. 2023'te sözleşmesi bitecek. Portekizli futbolcu 3-4 kulüp daha talipmiş. Geçen sezon ligde 13 kupada 1 gol atmış. Toplam 14 golü var. Dakika bazında da baktım arkadaşlar. 2694 dakika. Yani yaklaşık 30 maç 14 gol. Ama Portekiz 2. ligi. Yani ortada da böyle bir e, ilginçlikler silsilesi var. Ben bazen çok şaşırıyorum. Ben bazen bazı şeylere gerçekten çok şaşırıyorum. Yorum da yapamıyorum açıkçası. Çünkü yorum yaptığım zaman deli diyorlar. Yapamıyorum. Neyse Pereira'nın listesindeymiş. Tamam Pereira'nın listesinde lafını geçirdin mi? Taraftar hemen inanır. Hemen inanır. Geçtiğimiz günlerde basına sızmıştı. Listede bu isim de yer alıyor demiş. Hani en ciddi rakip Braga'ymış. Attığı gollerle adından söz ettiren Diego Pinto'nun en ciddi takiplerinden biri de Portekiz ekibi Braga'ymış. Dediğim gibi arkadaşlar Crespo tuttuğu için tamam bunun karpuzları hep tutar diyor. Üzüm yanıyor lan bu arada niye vurduysam. Ya buranın karpuzları hep tutar mantığındayız. Bence doğru bir mantık değil. Ve doğru bir duyum da değil bence. Ama bakalım belki de biz bilmiyoruzdur. Allah yardan Fenerbahçe'ye dev gelir. Fenerbahçe nasıl diye kiraladı İranlı oyuncu. Allah yer. sey yapman için 4 milyon euro'ya transfer olacağı öne sürüldü. Niye 4 milyon euro? Şimdi Fenerbahçe transfer sezonunda bütçe oluşturmak zorunda. Hem satış olarak hem de yüksek yıllık ücret maliyet olan futbolculardan kurtulmak bağında. Bunu da hem fikiriz. Fenerbahçe'nin yardımına İranlı futbolcu Allahyar Seyyat Maneş koşmuş. Geçen sezon devre arasında, geçen sezon değil lan bu sezon işte devre arasında Hal City'ye kiralandı 21 yaşındaki forvet kısa süre içerisinde İngiliz kulübüyle kalıcı sözleşme imzalayacak diyor haber. 4 milyon euro gelir elde edecek ayrıca bir sonraki satıştan %50 pay alacak. Bir şey söyleyeyim. 4'e satıp sonraki satıştan %50 pay alıyorsak ilk defa yani Ali Koç yönetimi tarihte görülmemiş bir başarıyla ilk defa yani ilk defa transfer başarısına imza atmıştır. Çünkü bu çocuğu 4'e satarsan Donak satışına %50 pay dersen en az 10-15 milyon euroya okuturlar orada. Bu çocuğun şeyi var. Genç futbolcunun dışında gönderilmesi planlanan Gustavo. Samatta ve Tisserant'ta kulüp bulması halinde maaş bütçesinde yaklaşık 10 milyon euroluk bir boşluk açılacak. Yok 50 milyon euro. 2.7 Gustavo alıyor. 1.8. Samatta 1.8. Tisserant. Ya yani toplam 5-6.5 falan alıyorlar. Ama şu var. Samatta'ya daha bizi bir buçuk ödedik. Daha dört buçuk daha ödeyeceğiz. Diyelim dört buçuğa sattın. Bence dört buçuğa sat, satarsan kar elde edersin. Samatta'dan. E, da 1-2 milyon euro bon servis beklentimiz var. Yani e, artık giren girdi de 4 milyon euroyu aldık da en azından 2 milyon euro kasaya para girmiş olur. ve Gustavo da fesh bile buradan bir kar elde edilir. Ama ben ne Gustavo'nun ne Samatta'nın ne de Tisserant'ın kolay kolay gidebileceklerini zannetmiyorum. Demedi demeyin arkadaşlar. Ha, giderlerse de inşallah bir şeyler kazandırırlar. Şimdi ben Allah yerden 4 geldiğini hayal ediyorum. Samatta'dan da 4.5 hayal ediyorum. 8.5. Hadi 1.5 da Tisserant'tan gelsin. 10 milyon euro. İyi para. Yıllık ücret babında da 6.5 milyon euroluk bir tasarruftan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin elini bayağı kuvvetlendirir. Lassina Traure Fenerbahçe için geliyor. Yani e, son dakika diyeyim. Fenerbahçe'ye Brezilyalı forvet geliyor. Gelmekte olan. Mesela güzel başlık oldu. Fenerbahçe'nin Şahtar Donetsk'te forma giyen Burkino Faso'lu oyuncu Lassina Traore'yi hani Brezilyalıydı. Ben Brezilyalı diye biliyordum ya. Bütün hayallerim suya düştü. Burkino Faso'luymuş. Brezilyalı olan Marlon'du ya. Kafam gitmiş pardon arkadaşlar. Şimdi Lan ağzından bir şey mi kaçırdım ben ne yaptım ha? <laughs> Neyse Burkina Faso'yu getirmek üzere olduğuna sürülmüş. Fenerbahçe'nin transferdeki en önemli hedefi gol sıkıntısı çekip, çekmeyecek üst düzey bir forveti imza Bunun için arayış sürerken yönetim fırsat ve geleceğe yatırım transferi olarak Traore'yi gündemine almıştı. Ukrayna basını ile Afrika'dan çeşitli kaynaklar Fenerbahçe'nin golcü oyuncuyu kiralamak için şahtarla en sıkıştığını Şampiyonlar Ligi bileti alınması halinde transferin gerçekleşeceğini yazmıştı. Yani bu çok geri zekalıca bir transfer olur. Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra eğer oraya kalabiliyorsan zaten tra oraya gerek yoktur ki. Yani ben düz mantık gidiyorum arkadaşlar. Sen oraya kalabiliyorsan tra oraya gerek yoktur ki. Lig ikinci tamamladı Avrupa. Jesus karar. Tecrübeli adam yeni sezonda sık sık çift forvetli tercih dizilişi tercih ederse kaliteli bir golcü. Yanı sıra Traore transferi gerçekleşebilir. Geçen yaz 10 milyon euroya ayaksan Shakhtar'a transfer olmuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonucu ülke futbolu durunca Shakhtar'ın yabancı oyuncuları kulüpten ayrılmıştı diyor. Şimdi daha önce verdiğim duyumu belki duymadınız. Belki kanala yeni abonesiniz. Ulan abone ol abone ol dedin hadi abone olduk. Biz yeniyiz bilmiyoruz ne duyum verdiydin diyorsanız şunu söyledim. Bakın saok -ok diye bir tabirimiz var. Satın alma opsiyonlu kiralama. Bir de k var. Sadece kiralama. Kiralarsın işi bitince geri gider. Kiralarsın sezon bitince geri gider. Ama satın alma opsiyonlu kiralamada kiralarsın. Belli bir opsiyon şartı var. Sen de oynar dersin ki bu paraya değer değmez. Alırsın ya da almazsın. Biz satın alma opsiyonlu kiralık için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani bize satın alma opsiyonlu kiralık verin. İyi de 10 milyon euroya aldık. Ya kardeşim tamam 10 milyon euroya aldın. Piyasa değer 6,5 iken. Ama Ukrayna'da savaş var. Bir de arkadaşlar 14 maça çıkıyor arkadaşımız. 979 dakika yani 11 maç gibi düşünün. 9 golü var. Tabi sakatlığı da var şu anda. Ha şunu da söyleyeyim. Adamlar diyor ki tamam satın alma opsiyonunu kiralık verelim. Kaç opsiyon koyalım? 6,5. Biz de iyice ölücüyüz. Ha Belki de şöyle bir teklif yapmışızdır dedim. Oyuncuyu bize verin. Şöyle bir şey yapalım. %60 hakkı sizin olsun satışta. Siz satalım diyene kadar, çağırana kadar ya da ülkenizdeki savaş bitene kadar biz de oynasın. Satış hakkının %60'ı sizde, %40'ı bizde. Kaça satıldı? 20 milyon euroya. 12'si sizin, 8'i bizim. Kabul mü? Buna da kimse yanaşmaz. Yani uzun lafın kısası eğer sadece kiralık olarak vermeyi sürdürürlerse, buna evet demeyi sürdürürlerse bu transfer iptal. Ama satın alma opsiyonu eklettirip tam 6.5 olmasa bir 7-8'e çıkartırlarsa o zaman işler işir. Eren Elmalı ismi çok gündeme geldi Fenerbahçe'de. Ben de dedim ki arkadaşlar Eren Elmalı için Kasımpaşa ağzını hayra açmıyor. Altay'dan Kazımcan Karataş <laughs> Kanyan Halis Karataş. Okey de Arataş şeyde Kar Karataş mı diyordu? Ali Kondilli. Şimdi Kazımcan Karataş'ın transferi için yurt içi ve yurt dışından çeşitli kulüplerden teklifler gelmektedir diyor Altay Kulübü. Şu ana kadar kulübümüze ulaşan resmi teklifler önerilen bonservis ücretlerinin beklentimizin çok altında olması nedeniyle kabul edilmemiştir. Yani araba tabiriyle diyor ki Boya takıntısı olanlar ve ölücüler kesinlikle aramasın diyor. Ben bu Kazımcan Karataş ismine odaklanmanızı çok istiyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın beni ama hani Eren Elmalı tabii ki de bir yeteneği var. Bir şey diyemem. Yani yıllar geçtikten sonra anlayabilirsiniz beni. Eren Elmalı'nın elbette bir yeteneği var. Hiçbir şey demem ama bu Kazım bence daha yetenekli. Bakın 25 maç, 2 asist, 1616 dakika. Ama buna takılmayın. Gerçekten buna takılmayın. Yani buna takılacak olsanız hani 1 milyon 800 bin euro şeyin Eren Elmalı'nın. 35 maç 1 gol 4 asist 2685 dakikan yani daha fazla dakika süre almış. Yaşı 21. Onun yaşı daha 19. Bunu da söyleyeyim ha. Eren iyi bir Fenerbahçeli. Yani Fenerbahçe'ye gidersem gitmem için biraz indirim yapın diyor ama kulübü biraz yapmıyor maalesef böyle bir durum var. Sıkıntılı arkadaşlar bazı şeyler. Bazı şeyleri açıklayamıyorsun. Ama ben çok net bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum. Bu Kazım üstüne düşmemiz lazım benden uyarması. Anthony Vaka yeme Fenerbahçe'ye haber yollamış. Demiş ki, beni al geri gönder. Kardeşim helikopter demiş. Bak bak. <laughs> yani e, geçtiğimiz günlerde ben söylemiştim Vakayma ile ilgili. Şimdi bizim taraftar şeyi çok seviyor. Bak bizimkiler nasıl transfer çalım attılar. Trabzon'u öyle afallayıp bıraktılar. Ula dedi onlarda işte. Çupamızı verin işte. Neydi? Vaka yememizi verin dediler falan filan. Ya bu sizin kendinizi Avutmak için yaptığınız saçma sapan bir olay, kendinizi kandırmak için yaptığınız saçma sapan bir olay. Ben defalarca söyledim, bak futbolcu Trabzonspor'dan bir tek Uzungöl'ün tapusunu alamadı. Yani her şeyi istiyor. Uzungöl'ün tapusuna kadar istiyor dedim inanmadınız. Hakikaten istiyor ya. Ya arkadaşlar, millet ne anasının gözü? Yani millet ne anasının gözü. Sizin haberiniz yok. Anlatabiliyor muyum? Millet ne anasının gözü. Sizin haberiniz yok maalesef. Anlatabiliyor muyum? Bu da, da durum bu. Ha, Fenerbahçe'den bir şey istedi mi? İstedi. Evet, istedi arkadaşlar. Mesela yıllık maaş 3 milyon euro. En az 2 yıllık da sözleşme oldu kardeşim başkan. Bir de şey, Kadıköy'deki boğa heykeli. Onu yıkacakmış, oraya rezidans dikecekmiş. Ya bu şartlarda Trabzonspor'a transfer çalımı atsan ne, atmasan ne. Ama hocam bir performans gösteriyor. Bildiği gibi değil. Nasıl yani? Bir performans gösteriyor. Bildiği gibi değil. Nasıl bildiğim gibi değil? Bildiğin gibi değil. Nasıl? Bildiğin gibi değil. Bakın 21 Mart 1989 doğumlu. Hani matematiğiniz varsa 33 yaşında olduğunu anlayabilecek kapasitesis kapasitesidesiniz. Kapasitedesinizdir. Kapasite Neyse işte. <laughs> Bu kapasiteye sahip olduğunuzu düşünüyorum eğer matematiğiniz varsa. Adam 33 yaşında. Ama hocam bak şimdi eğer oturalım doğru konuşalım. 36 maça çıkmış, 15 gol, 11 asist, 2708 Hani senin tabirine 30 maçta 15 gol 11 asist yapmış. Çok iyi değil mi? Evet çok iyi. Çok çok iyi. 3 milyon euro değer mi? Fenerbahçe'ye haber yolladı. Birden fazla kez Fenerbahçe ile menajeri görüşme talep etti. Görüştü de. Yanlış anlamayın. Görüştü de. Birden fazla kez. Ama hem bu etik değil, hoş değil. Sözleşmesi bitmiş olsa da Trabzonspor'la hani Fenerbahçe'nin arası zaten limoni. Daha da limon etmenin lüzumu yok. Hem bu açıdan hem de ikinci bir açıdan şöyle bir durum var. Biz 3 milyon euroyu hiçbir futbolcuya veremeyiz. Hele hele bakayım ha, Luis Suarez gelir verirsin. Eyvallah adam Luis Suarez. Lacazette gelir verirsin. Eyvallah adam Lacazette. Ama bakayım olayını beklemeyin arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve asıl bomba Fenerbahçe'nin ilgilendiği Forvet varmış. Vuk Weggelhorst. Vuk Weggelhorst. Yani ee, Fenerbahçe'ye Forvet yağmuru. Öyle yapalım. İkisi de geliyor. Değil mi? Çok mantıklı oldu şimdi. Hocam adam geliyor mu? Vakayeme geliyor mu? Arkadaş onu demiyorum. Bu Vegors'tan bahsediyorum. Şimdi ben anlamıyorum. Fenerbahçe taraftarından bir kısım meşhur olmak adına hani bakın ben duyumcuyum. Bakın benim işte bilmem şunun var bunun var. edirmek adına ilginç iddialarda bulunuyorlar. Asılsız, mesnetsiz hatta Fenerbahçe Spor Kulübü'nü başkanını zor durumda bırakabilecek iddialarda bulunuyorlar. Fakat tabii insan kulağına hoş geleni dinliyor. Mesela ben şarkıcılardan işte şunu dinlerim. Onun dışında kimseyi dinlemem diye bir şey söylemem. Yeni bir çocuk çıkar. Bir türkü söyler. Of ciğere dokunur. Dinlenilir. Kulağına hoş geleni dinliyor. Birçok kardeşimiz de kulağına hoş gelen duyumu dinliyor. Şimdi bu Weghorst'tan ilgili Açın internetinizi. Açıklama kısmına da adının tam yazılışını yazdım. 7 Ağustos 92 doğumda. 29 yaşında. 30 olacak. Güzel. 1.97 boyunda Hollanda Milli Takım Oyuncusu. 12 maçta 2 golü var. Güzel. 17 milyon euro e, piyasa değeri var. bu Güzel bak. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Hocam, alırız ya. Niye alamayalım? E, saçma sapan futbolcuya 1-2 milyon euro verene kadar buna 4 verirsin. Tamam. Güzel. Sözleşme bitişi Haziran değil mi hocam? Değil. Ee, Temmuz mu? Aralıktan bitiyor hocam. Ne zaman bitiyor? Bitmiyor. Nasıl bitmiyor? Arkadaşlar 2025'in Haziran ayına kadar bu çocuğun sözleşmesi var ya. Ya 2025'e kadar gözünü seveyim siz buna nasıl inanabildiniz ya? Ya nasıl inanabiliyorsunuz bu tip haberlere? Ya da bu tip haberi veren arkadaşımız neye dayanarak söylüyor? Fenerbahçe bunu neyle alacak diyor. 2025'e kadar arkadaşlar 17 milyon euro piyasa değeri var. Üstelik bak bu, tip adamı nasıl alırsın biliyor musunuz? Ben size anlatayım. Adam bunu alır. Süzme kazma çıkar. Süzme kazma çıkar. Lan lanet gelsin der. Aldığımız güne lanet olsun der. Aman biz gönderelim de kurtulalım şundan, şundan der. Lanet gelsin der gitsin kurtulalım der. Elemanı kışın almışlar. 14 milyon euroya 31 Ocak 2022'de 14 milyon euroya almışlar. Allah aşkına. Gelmiş Premier Lig'de 20 maçta 2 gol, 3 asist yapmış. 1457 dakika. Hani ligi tanıma falan filan mevzusu var. Ama bu adam geldiği yerde de çok gol atmamış ki. Yani 23-24 maça çıkmış. 7 gol, bir asisti var. Yani Leblebi gibi gol atan bir futbolcuyu almamış adamlar. Biliyorlar. Ben şimdi size soruyorum. Niye satsın? Bilerek, bilerek aldığı bir futbolcuyu niye satsın? Herhalde küme düştü Burnley. Değil mi? Yani Premier Lig o an durumu diyeyim. Muhtemelen Burnley küme düştü. Ondan dolayıdır diye aklıma geldi. Ki 18. sırada aynen. Küme düştükleri için. Belki bundan dolayı. Peki sana niye satsın? Senin paran var mı bunu alabilecek paran. Adam 14 almış senin alabilecek paran var mı? Ya arkadaşlar güzel inanıyorsunuz millete de. Biz deyince bize inanmıyorsunuz. Çok önemli takımlarla görüşmüş. Türkiye'de de takımlarla görüşmüş. İşte 10 gün içinde netleşecekmiş. Kiralama. Peki size bir şey söyleyeceğim. Bu futbolcu kiralık aldığınız zaman yani içinize sinecek mi? Ya Premier Lig'den düşen takımın forveti diye alacaksınız o etiketle. Yanlış anlamayın. Parlarsa size hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Hocam olur mu şampiyon yapar bizi? Ya seni şampiyon yapacak futbolcu tipi bu değil. Seni şampiyon yapacak futbolcu tipi Mamadou Niang, Musa, Sov. Bu arkadaş olsa olsa ve bu bile değil. O performans daha iyi çıkacağını zannetmiyorum. Hani hayal dünyasından bir uyanın. Gerçek dünyaya dönün. O zaman konuşalım. Son olarak Mehmet Demirkol demiş ki Jesus ligin flash isimlerinden bir oyuncusunu Fenerbahçe istiyormuş. Spekülasyon olmasın diye isim vermeyeyim demiş. İster misiniz bu isim Balotelli olsun? Hani şu bir tane adam var YouTube'da. Neydi? sokaklı Kadıköy mü? Karaköy müydü? Bir şeyle kanalı var ya. Sokak mokak var bir tane. Kadıköy, Madıköy bir şey geçiyor da o arkadaş ya ister misin? Balotelli olsun. Peki Balotelli'yi ister misiniz? Yani isteyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, Balotelli konusunda şunu söyleyeyim. Mesela bu Vegors geleceğine Balotelli gelsin isterim ben açıkçası. Hani saçma sapan isimler dolaşıyor ortada. Şu, bu falan filan. Yani en azından ligi biliyor tanıyor. Jesus idare edebilirse Balotelli'yi ki e, biz büyük teknik direktörü özellikle de bu yüzden istiyoruz. Arkadaşlar, bir Mesut Özil'le İsmail Kartal baş edemedi, Vitor Pereira baş edemedi. Ama Jesus'a höt diyebilir mi? Hani Mesut Özil oynasın diyen arkadaşlar, sizin tam teknik direktörünüz geliyor, Jesus geliyor. Yani tam tam Mesut Özil oynatacak teknik direktör. Ama bakalım açıklama ne zaman olacak? Yani ee, ya da durum ne olacak? Durumlar bunlar ha Balotelli için belli bir şey var. Ee, ne derler onun adına ya Bu arada Fenerbahçe Beko finalde 65-91 Kazandığı için durum bu arkadaşlar Yani çok çok ilginç Bir iş var ee, Çok çok değişik işler var yani ben Balotelli'nin gelme ihtimalinin ve Horst'tan daha yüksek olduğunu da bu videoda söylemiş olayım. Hepiniz de, şahit olun. Yani ihtimal daha yüksek. Onu belirteyim. Vakayeme'ye sıfır bile vermiyorum. Gelmez. Hocam iki takım karşı karşıya gelmesin diye mi diyorsun? Hayır. Alakası yok. Lassina Traore'yi zaten net olarak açıkladım. daha bunun bunun ötesi yok arkadaşlar. Hocam yani daha detay ver. Yok. Bazı arkadaşlar inadına yapıyorlar bunu. Ben anlatıyorum, anlatıyorum hocam biraz daha detay ver. Özellikle üye yayınında oluyor. Biraz daha detay ver. Lan daha neyin detayını vereceğim? Yani pantolon aldığı mağazanın adını mı vereyim? Daha neyin detayı? Ha hocam Sherlock ne olacak? Arkadaşlar size bu videoda da söyledim. Yani bir sürü kişiyle görüşülüyor. Bir sürü görüşmeler yapılıyor. Ama nihai sonuç bekleyip göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz inşallah. İnşallah abone olarak, videoları beğenerek kanala destek olursunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.